benim sizden istemiş olduğum özelliğim ki refah tabanının altı veya üst arasındaki yani sizin de gördüğünüz kadar bir fark var. Yani üst taraftaki insanlar sizin demiş olduğunuz gibi rejime o kadar çok entegre olmuşlar ama alt tabanda belki bizimle aynı düşünceleri taşıyan veya demiş olduğunuz gibi daha çok ani İslam'a yakın olan kardeşler var veya taban var. Acaba bu tabandan refah partisinin içerisinde yeni bir ses yükselebilir mi veya çıkabilir mi? Yok, asla o taban böyle bir sesi yükseltmez, üstüne çöker, ıstırılmaz. Evet, resmen böyle. Biz o alt tabanını da biliyoruz, tabanını da biliyoruz yakinen. Yani hiçbir yerde de bu olmamış zaten. Yani hep ümitler böyle işte. Efendim Demokrat Parti, işte Celal Bayar var, bilmem ne var, olur mu? Önümüz gelenle çalışalım da olur mu? Ne olmuş? Sonunda en Müslüman nice beş vakit namazda adam vardı Demokrat Parti'de. Ben tanırım yani. Milletvekili olmuş bilmem ne, Allah mağfiret etsin, Ahmet Gürkan diye biri var mesela. Hepsi onların günahlarına ortak oldular. Rejimler işletti ve gittiler. Adalet Partisi'ne aynı düşünceyle giren dünya kadar Müslüman oldu. Adalet Partisi 1961'de meclise girdiğinde sizi temin ederim, Ankara'daki evimdeki küçücük bir odam vardı. Taşra'dan gelmiş AP milletvekillerinden tam 89 kişiyi evinde topluyordu parça parça. Çünkü küçücük oda 89 kişiyi birden almıyordu. 5 vakit namaz kılan avukat, kasabada doktor, öte verimli milletvekili olmuş gelmişti. Yeni Türkiye Partisi'nden tamam bir sürü insan ama hepsi kayboldu gitti. Hepsi reçmenle oldu. Olmaz yani başka türlü. O Faruk Sıkanlar, o İsmail Hakkı Yıldırımlar, Erzurum milletvekili, Çorum milletvekili Abdurrahman Gülerler, Sinop milletvekili Mustafa Kaptanlar, bizim Afyon senatörü Rasim Hancıoğlular, Antalya milletvekili ve doktor, adını bile neredeyse zor hatırlıyorum. Hepsi eşit gitti. Bu işin yolu bu. Yani başka türlü sen nasıl diyelim yani hep sigara içilen bir kahvede oturacaksın. Ama sigara içmediğin için üstün başın sigara kokmayacak, bulunmayacaksın. Olmaz. Olmaz. Başkasının içtiği ve ortalık dumansa evine git. Hanım der ki ya sen sigara mı içtin bu adam? Her tarafı sigara kokuyor. Der bu. Yani olmaz. İçki içmiyorsan meyhanede işin ne? Hemen gittiysen meyhanede için mi? Yok. Ne iç ne git. Göreceğin adam varsa uzakta kafasının karşısında bekle, çıkınca gör ne söyleyeceksen söyle. Yani böyle bu işler.